Hepinize merhaba arkadaşlar. 4 Ağustos 2021 Çarşamba. Bugün sizlerle bir dolar analizi yapacağız. Biliyorsunuz dolar bugünlerde hareketli. Hop aşağı hop yukarı hareket ediyor. Birileri çıkıyor işte 7.20'ye düşecek, işte 7.80'e düşecek diyor. Veya başka birileri çıkıyor 15 olacak, 20 olacak diyor. Böyle absürt absürt videolarla sizi baş başa bırakmamak adına daha gerçekçi, daha bilimsel, öngörülebilir bir analiz yapma adına sizlerle şöyle bu akşamlık bir dolar sohbeti yapacağız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle son videomuzda 8.40'lardaki bir dolar için 8.33'lere kadar bir geri çekilmenin meydana geleceğini, 3 kuruşluk bir tuzak yerleştirileceğini ve maksimum 8.30'dan tekrardan yukarıya yönünü çevireceğini sizlere paylaşmıştım. İzleyenler zaten hatırladılar. Fakat yeni gelen arkadaşlar için veya beni yeni tanıyan, yeni izleyen arkadaşlar için şöyle bir 15-20 saniyelik o videoya bir dönelim. 1 Ağustos'ta paylaştığımız videoya bir dönelim. Ondan sonra tekrar analizimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani maksimum çekilebileceği yer burası. Ha, bana göre maksimum 8.30'dur. Normalde 8.33 ama onun da altına 3 kuruş bir tuzak olarak yerleştirdiğini düşündüğünde 8.30'dur benim görüşüm. O yüzden ben her düşüşün alım fırsatı olduğunu ineliyorum. Evet, videoda da belirttiğim gibi arkadaşlar sizlere 100 günlük ortalamadan bahsetmiştim. Burada 100 günlük ortalama şuraya da 8.33 diye belirtmiştik. Hatta bunun altına 3 kuruşluk bir tuzak, yani stop patlatma amaçlı tuzak yerleştirilebileceğini söylemiştik. Ve maksimum hani birileri işte yüz binlerce abonesi olanlar işte 7.20'ye gidecek, 7.80'e gidecek, işte 7'ye gidecek gibi videolar çekerken ya ben dedim ki maksimum 8.30'dan dönmesini bekliyorum dedim 1 Ağustos'taki videomda. Bakıyoruz 8.29 görmüş arkadaşlar, 1 kuruşluk yanılma payım olmuş. Yükselişler içinde 8.50'nin üzerinde en az 2 günlük kapanış yapması gerektiğini yine 1 Ağustos'taki videomda söylemiştim. Yine aynı arkadaşlar, destek bölgemiz 8.33 ki 8.33 kuruşta tuzakla birlikte çalıştı buradaki destek. 100 günlük ortalamanın üzerinde kapanış yaptı dün. Bugün de arkadaşlar en yüksek 8.48'ler görüldü. Burada 8.48 fakat 8.49'ları gördü mobilden takip ettiğim başka bir platformda. Şu anda 8.47. Yükselişlerin devam edebilmesi için 8.50'nin üzerinde en az 2 günlük kapanış gerekiyor arkadaşlar. Bu elzem yani. Tabi orta ve uzun vadede her düşüşün alım fırsatı olduğunu ve önümüzdeki 2022 yılında hem ülkemizde hem de küreseldeki enstrümanlara karşı doların daha avantajlı olduğunu sizlere bir kez daha yinelemek isterim. Her videomda açtığım gibi dolar endeksini sizlere açıyordum, hep gösteriyordum. Oradaki 93.50'yi gösteriyordum. Bugün açmayacağım. Artık sıkıldınız siz de o dolar endeksini görmekten. Fakat işin yani yolun sonu bu arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Bu ay Ağustos ayında 26-28 Ağustos'ta Amerika'nın Jackson Hole dediğimiz şehrinde önemli bir toplantı olacak. Bundan önceki toplantı pandemi nedeniyle uzaktan görüşmelerle yapılmıştı. Yani sanal ortamda bir toplantı olmuştu. Bu kez yüz yüze olacak. Bu Jackson Hole dediğimiz toplantıya önemli merkez bankası başkanları, para baronları özellikle katılıyorlar ve dünyadaki o ekonomik trendi değiştirici kararlar alabiliyorlar. Ve ben bu seneki, yani bu ay içerisindeki yapılacak Jackson Hole toplantısının dünyadaki bu ekonomik piyasalarda büyük bir trend değişimine geçiş için ilk aşama olacağını düşünüyorum. Tabii burada tek şartımız Delta varyasyonunun veya Covid pandemisinin tekrardan Eylül ayı birlikte dünyaya bir salgın olarak saldırmaması gerekiyor. Yani ekonomik toparlanmanın, yavaş yavaş bu salgının hayatımızdan çıkarak ekonomik toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte artık hem Fed'in hem de diğer büyük merkez bankalarının yavaş yavaş bu piyasaya dağıtmış oldukları paraları geri toplamasını bekliyorum. Yani parasal sıkılaştırma için ilk sinyallerin, ilk mesajların verileceğini bekliyorum.
En başta da bunu Amerika'dan bekliyorum tabii ki. Çünkü biliyorsunuz %5'in üzerinde bir enflasyon olmasına rağmen faizler %0'larda geziniyor. Ve bu parasal sıkılaştırma ile birlikte dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin ki şu anda 92 seviyesinde 93.50'deki o direnci kırarak 97-98 bandına gelmesini ve böylelikle de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden döviz çıkışının hızlanacağını düşünmekteyim. Bu yüzden orta ve uzun vadeli yatırımlarımı ben dolardan yana kullanmaktayım. Bu yüzden de sizlere her düşüş alım fırsatıdır diyorum. Tahminimiz özet videoda da izlediğiniz gibi arkadaşlar yine nokta atışı geldi. 8.33 100 günlük ortalamaydı. Fakat biz ne dedik? 3 kuruşluk bir tuzak yerleştirilebilir dedik. 4 kuruşluk bir tuzak yerleştirdiler. 8.29'u gördü ve ardından tekrardan 8.50'lere doğru yönünü çevirdi. Yani buralara böyle çizgiler çizmekle, işte şurada boşluk varmış, burada boşluk varmış demekle analist olunmuyor arkadaşlar. Yani her düşüşte hemen işte kaçın 7 lira geliyor işte 5 liraya düşecek falan demekle veya her yükselişte Türkiye battı bitti 15 olacak 20 olacak demekle de analist olunmuyor. Yani bu çizgileri sizler de ekleyebilirsiniz. Bakın ben burada bunları kaldırıyorum. Sonra ekliyorum. Yani bunu bilgisayar ekliyor. Yani ben sadece verileri giriyorum. O ekliyor. Yani buraya bu çizgi çizmekle bir şeyler olmuyor. Analist olmuyorsunuz. Bu çizgileri iyi yorumlayabilmek ve piyasanın algısını, o rüzgarı iyi hissedebilmek gerekiyor. Yani o yüzden ben 1 Ağustos'taki çektiğim videoda da hani 7.20'leri, 7.80'leri boş verin bunları dedim. Yani maksimum şurada 8.01 var. Burası kaledir. Yani bunun altı yoktur. Ki ben maksimum 8.30 bekliyorum dedim. Hani çok şaşalı bir olay olur, olumlu bir olay olursa burası kırılır. 8.01'e gelme ihtimali var. Ve bu da kalıcı bir düşüş olmaz. Tamamen geçici bir düşüştür. Tıpkı buradaki olduğu gibi. Tıpkı yine NATO zirvesindeki o Brüksel'deki zirvede olduğu gibi yine 8.80'lerden 8.26'lara düşmüştü. Ne oldu arkadaşlar? Bir haftada o düşüşü geri toparladı. Yine aynı şekilde burada 100 günlük ortalamaya değdik. Yani ülkenin döviz ihtiyacı var. Merkez Bankası zaten eksi 50 milyar dolar rezervinde. Yani eksi 50 milyar. Swapları saymayın. Swapları ben size geçen son videomda anlatmıştım. Nasıl böyle sokakta bir rüzgar esintisi gelir sıcakta, böyle yüzünüze çarpar sonra gider kaybolur. Swap da bunun gibidir. Swap emanet paradır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani tekrardan böyle uzun uzun anlatmayacağım size. İşte üretim ekonomisine geçilmedikçe şöyle olur, böyle olur falan. Bunları zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani anlatmaya çalıştım. Bu YouTube aleminde olsun veya televizyonlarda, ekranlarda gördüğünüz her çizgi çizen adamın peşine takılmayın. Üzülürsünüz. Tıpkı şurada olduğu gibi. Biz burada 6.90'dayken aşırı satış bölgesine geldi. Buralardan alınabilir dediğimizde dolar işte birileri 6.50 diyordu, 6 diyordu. Ne oldu? Döndü. Yani burada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Yani burada kalemi alıp da iki tane çizgi çizmeyle bu iş olmuyor. Sizler de kendinizi geliştirin. Doların şu anda kalıcı bir şekilde düşmesini gerektirecek. Bakın en ufak bir emare yok. İşte IMF'den para gelecekmiş 6 milyar dolar. Ya IMF'den gelecek o 6 milyar dolar bir kere öyle peşin böyle küt diye gelmeyecek. Muhtemelen taksit taksit gelecektir. Diyelim ki peşin geldi. Direkt 6 milyar doları ülkeye soktular. Arkadaşlar bu 6 milyar dolar bizim 2 aylık dış borç açığımızı bile kapatmaz. Rezervlerimiz eksi de bunu hiçbir zaman unutmayın. Swap paraya güvenmeyin. Swap para emanettir. Yani bunları söylediğim zaman belki kızanlar olabilir. Ben ülkemi seviyorum. Belki hepinizden çok seviyorum. Ama gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Maalesef ekonomik olarak sıkıntıdayız. En son enflasyon biliyorsunuz %19 geldi. Faizimiz de %19 zaten. Faiz artırımı bekleniyor fakat böyle de bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten Cumhurbaşkanımız da faizin çok yüksek olduğunu söylüyor ki gelen yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da geçmiş köşe yazılarında faizin çok tehlikeli bir enstrüman olduğunu söylüyor. Bu yüzden çok fazla bir faiz artırımı da beklememek gerek. Bu yüzden de yani
paranızı gidip de %19 faize koyduğunuzda zaten sizin için bir getirisi olmayacak. Enflasyon çok daha yukarılarda çünkü yani %25'lerde, 30 arasında bir yerde belki de. Bu yüzden insanlar korunmak için ne yapacaklar? Dolar alacaklar ki görüyoruz her hafta hane halkı döviz mevduatları artmaya devam ediyor. İşte o 7.20'ye düşecek diyenlere, işte şurada boşluk varmış, burada boşluk varmış, şöyle çakılacakmış diyenlere siz bu benim söylediklerimi anlatın. Dediğim gibi arkadaşlar durum bundan ibarettir. Yükselişlerin tekrar yani böyle sert yükselişlerin başlayabilmesi için 8.50'nin üzerinde en az 2 günlük kapanış yapması gerekli arkadaşlar. Kısa vadede tekrardan belki 8.30'lara gelir falan, artık burası sağlam bir destek, bunu unutmayın. Kısa vadede dediğim gibi işte geri gelip tekrardan 8.50'ye gidebilir falan filan, ama ben kısa vade olarak bakmıyorum olaya. Orta ve uzun vadeli yatırımımı mecburen dolara yapmak zorundayım. Bu Amerika'yı sevdiğim veya doları sevdiğim anlamına gelmiyor. Nefret ediyorum ama mecburen ben de kazancımı, alın terimi bir şekilde enflasyona karşı korumak zorundayım ki hepiniz böyle düşünüyorsunuz. Hepiniz arkadaşlar bol bereketli kazançlar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna üşenmeyin, basın arkadaşlar ki daha fazla kitleye ulaşalım, daha fazla insanın gözünü açalım. Daha fazla finansal okuryazarlıkla ilgili insanların sempatisini kazanalım. Bizi takip etsinler. Abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra mutlaka bildirimlerinizi açın ki benim videolarım böyle her gün değişik günlerde, değişik saatlerde geliyor. O bildiriminizi, o zil sesini açarsanız video attığım anda anında izleme şansınız olacaktır arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.